Onu göreceğiz. Ben şöyle bakıyorum, yani Türkiye'de devlet içinde bir çeteleşme olduğu ve bu çeteleşmenin yasa dışı yollara başvurduğu, zaman zaman darbe girişimleri peşinde koştuğu zaten Türkiye'nin bir gerçeği. Yani şu kendi kısa tarihimizi gözden geçirdiğimiz zaman ülkemizin önde gelen birçok aydını öldürüldü. Güneydoğu'da ki çatışmanın sonucu 30 bin insan yaşamını yitirdi. Orada birçok kanunsuzluk yapıldı. Birçok yasa dışı devlet içinden kaynaklı faaliyetler sürdürüldü. Bütün bunlar Türkiye'de devlet içinde ciddi bir yasa dışı yapılanma olduğu ve bu yasa dışı yapılanmanın zaman zaman devlet içine darbeye doğru yürüdüğü, işte bu en son bu Özden örnek şeyinde oldu, günlüklerinde ortaya çıktığı gibi bir tabloyla yüz yüzeyiz. Tabii şimdi iddianame tam önümüze gelmediği için nedir bu sorusunun cevabı çok tartışmalı. Çünkü herkes kendi durduğu yerden bir yorum yapıyor. Yani Ergenekon meselesine. Şimdi mesela İkbal Çetin'e haklı olarak diyor ki yani işte yasa dışı darbenin içinde İlhan Selçuk ve Mustafa Dalbay mı olacak? Yani böyle koyarsan ben o zaman bunun uydurulmuş olduğunu düşünürüm diyor. Şimdi, ama öte yandan da şöyle bir şey daha var. Susurluk'ta işte Veli Küçük mesela bu davanın sanıklarından biri. Veli Küçük'ün Abdullah Çatlı'yla yüzlerce defa telefonla konuştuğu, işte o kumarhaneci Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi sırasında çok yoğun bir telefon trafiği olduğu ve bütün bunların Susurluk sırasında ortaya çıktığını biliyoruz ama üzerine bildirmedi o zaman. Yani mesela Veli Küçük Meclis Araştırma Komisyonu'na ifade vermeye bile gitmedi. Gitmedi. Yani orada işte yine Hikmet'in sözünü ettiği Sapanca ve çevresinde bir sürü faili meçhul cinayette öldürülmüş, jandarma bölgesinde öldürülmüş insanlar vardı ve o zaman Veli Küçük oranın jandarma komutanıydı. İkincisi Medet Serhat öldürüldü İstanbul'un içinde. Yani böyle bir dizi cinayetin olduğunu biliyoruz. Üçüncüsü en son yaşadığımız Hrant Dink cinayeti. Yani Hrant Dink cinayeti de gösterdi ki bize adım adım Hrant Dink önüne götürüldü. Ve götürüldüğü zaman onu işte mahkemeye veren, mahkemede üzerine saldıran, bizzat o cinayetin adım adım bir anlamda inşasını gerçekleştiren isimlere tek tek baktığımız zaman şimdi birçoğu Ergenekon davası diye adlandırılan davanın sanığı. Yani tabii savcılık bunlar arasında ne kadar irtibat kurdu. Tabii yine aynı şey işte Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bomba. Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan, çünkü bütün gazeteler bunu döndürüp döndürüp yazıyorlar. Yani sözünü kesinlikle olmuyor. Bak işte önemli bir şey var burada. 5 Mayıs'ta birinci bomba atıldı. Bu bomba pimi çekilmeden atılmış bir bomba. 77 üretimi. 77. İkinci bomba 10 Mayıs'ta atıldı. Yine gece atıldı. Beşinde ve onunda atılan bombalar Cumhuriyet'in dışında hiçbir gazetede, televizyonda haber olmadı. Yani hiçbir köşe yazarı bunu yazmadı. 11 Mayıs'ta ki Oral'da o gün gazetedeydik bildiğim kadarıyla, İran abiyle gazeteydi, 14-16.30'da atıldı. Ve ön tarafa atıldı. Camları parçaladı ki insanlar yoktu. Arabaların işte hasar gördüler. İnsan olsaydı belki ölebilirdi. O zaman bak iki bomba atıldı. Bir iki polis geldi sadece. Üçüncü bomba atıldıktan sonra gündüz emniyet müdürü, vali filan geldiler. Ve başbakan bunu bir gezdiriyordu. Sordular gazeteciler ne diyorsunuz diye. Bomba atılmasına tasdik edilmez. Bizim ilk binamıza da bomba atıldı dendi. Eğer emniyet güçleri beşinde bu olayın üzerine gitselerdi 17 Mayıs 2006'daki yani 5 Mayıs'ta 17 Mayıs arasında 12 gün var. Danıştay baskını önlenebilirdi. Ve hala diyorlar ki bize Cumhuriyet Gazetesi bu bombaların makine kimya endüstrisi tarafından üretilip kara kuvvetleri komutanlığından ait olduğunu bir türlü yazmıyor. Bir defa yazdık. Bunu biz ortaya çıkaran bizim gazetemizin avukatları Akın Atalay, Bülent Utku, Torop Pekin
Bunu açıklamalar yaptık. Gazetemiz haber oldu. Hala bir takım köşe yazarları, çünkü Ergenekon denilen bu örgütün, örgüt sahibi, iki tane bulgu var. Gördüğüm kadarıyla. Yani iddianameyi okumadım. Yok. Ama bazı arkadaşlar bunları okuyorlar. Nasıl ellerini geçiyorlar? Ki yani bunlar belli ki insan zabıt katibinin vereceği şey değildir bu. Diyor ki, hatta bir tanesi geçenlerde 7. dalga olacak. Şunlar şunlar mesleklerini veriyor. Arkadan 8. dalga olacak. Şunlar mesleklerini veriyor. Bilgi sahibi. Böyle bir gizli olan operasyon bir köşe yazarı tarafından, bir muhabir tarafından, bir görümcü tarafından söylenebildi mi? Bu bir şey, bu bir hikaye. Biz çıkardık bunların Eskişehir'de olduğunu. Yani bizim başvurumuz 1 Mart ve 1 Şubat'lı 2007'dir. Gözaltılar Haziran'da başladı. Peki geleceğim tekrar, aramışlar bitirsin, devam edin. Şimdi yani burada tabii Deniz Baykal da söyledi.